Herkese selamlar. TRT Spor ekranlarında gündem futbol programına katılan Ayhan Akman'ın Galatasaray'ın 1-0 Yeni Malatya Sporu yendiği maç sonrasında açıklamalar yaptı. Hep beraber dinleyip aralarda kısa kısa beraber değerlendirmeler yapacağız. Nedir mesela Kalu Fenerbahçe'yi bu kadar farklı kılan derbilerde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama, ama, ama onu bunu sorarken şu orada kupayı da kazandı yalnız. Tabii. Kupayı yani da. Şampiyonlar Kupası'nı da kaldırdığımız oldu tabii evet. ki o e, şeyde Fenerbahçe stadında ama Şimdi Fenerbahçe maçları hakikaten Galatasaray için zor geçiyor deplasmanda ve uzun yıllardır kazanamıyor. Bunun sebebin hep oynadığımız dönemlerde de, hoca olduğumuz dönemlerde de soruluyor doğal olarak. Yani ben oynadığım dönemde herhangi bir şekilde oraya gittiğimde yenileceğiz diye gitmedim yani. Ama çok ekstra bir motivasyon da yoktu. Her maçı hazırlanmış gibi hazırlanıyordum. Ama sonuçta Fenerbahçe takımı orada İlk girdiği pozisyonda hep golleri bulan bir takım hüviyetine kavuşuyordu. Bu biraz da Galatasaray'ın şanssızlığıyla da alakalı. Fenerbahçe her girdiği ilk pozisyonda galibiyet e, golü ulaşıyordu. O yüzden de gene mi e, mağlubiyet korkusu belki şeyi oyuncular Psikolojisi. üzerine psikolojisine bürünüyor. Sizce Kadıköy deplasmanını kazanabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? O sene bu sene mi? geçen sene Galatasaray eee 1-0 öne geçtiği maçı bile sonra kırmızı kart gördü biliyorsunuz. 10 kişiyle oynamasına rağmen gene kazanamadı. Böyle bir eee Fenerbahçe deplasmanı Galatasaray için hakikaten çok yani zor Yani Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hepsi benzer sıkıntıları yaşıyorlar Kadıköy'de. Sadece Galatasaray'da Aa, değil. Ama hocam şu da var. Yani kadrolar da değişiyor. Bir mustera var. O ruhu bilecek. Donk biraz eski. Onun dışında hadi Onyekuru gitti, geldi, <laughs> oynamıştır. Yani çoğu yeni yani. Zaten yani serine anlar Fenerbahçe derbisinin zor An geçmişi? Anlatmışlardır <laughs> ama. Ama anlatılır değil mi Neyi hocam? Yani, yani şey Florya'da şey mi yapıyorlar? Cık, ee... Anlatılır ama Fenerbahçe S derbisinin ne kadar önemli Böyle kaybediyoruz sürekli. 20 yıldır kaybediyoruz değil mi anlatıyorlar Aynen, Ya o stresli o, o... gitmez diyor aslında ya yani. Anladım, hani anladım, geçişi... yaşayan anlatır, yani Ya birisi anlatması daha güzel. Da. Ama anlatıyorlardır düşünürsek. yani. Hocam anlatılmaz oluruz yani. Ya mutlaka konuşulur önemli olan Yabancı futbolcularda Kadıköy derbisi baskısı olur mu? Yoksa rahat mı çıkarlar derbiye? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bahsedildiği gibi ben de çok baskı altında olacaklarını zannetmiyorum. Ama illaki yönetimden bu maçın ne kadar önemli olduğundan bahsederler. Bu şekilde de daha özverili oynayacaklarını düşünüyorum. Da, sonunda hedefe ulaşmak tabii yani. Hocam kaptanlık yaptın yani. çocukları toplayıp biz bunlara yani Fenerbahçe ye yeniliyoruz 20 yıldır diye söylemez. Hani belki bakarlar istatistikleri vesaire ama ben çok etkilenmeyeceklerini düşünüyorum yabancı oyuncuların. Takım çoğu değişmiş. Hani Adem bilir belki hani orada oynuyor. Ama takım zaten hani her sene baktığınız zaman 5-6 tane 11'de oynayan birçok oyuncu değişmiş. Ee, yabancılar bu stresten ne kadar etkilenir? Ya konuştuğumuz oyuncular Seriden bahsediyoruz, Falcao'dan bahsediyoruz, işte Lemina'dan bahsediyoruz. Bunlar Avrupa'da herhalde bundan daha düşük maçlara çıkmadılar evet. yani. işte gittiler tamam. e Barcelona'da Barcelona'da Barcelona'ya oynadılar. Tabii. Atletico ile oynadılar. Ne bileyim yani bunlar Mağazin büyük oyuncular. O yüzden tabii. hani o biraz e tabii Galatasaray'ın uzun yıllar e mağlup olmasından da kaynaklanıyor bu yani oyuncular strese ne giriyor. İşte gene mi kayıp olacak? Hmm. Bu konuşulur ama ben dediğim gibi ben etkilenmiyordum. Ama sonuçta da bir... gazetelerde yazan haberlere göre galibiyet edildiği söyleniyor. Futbolcular da bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlamış durumda. Fatih Terim futbolcularla tek tek görüşerek eğer bu maçı kazanırsak şampiyonluk %90 denildiği öğrenilmiş. Gerçek var ki orada Galatasaray'ın kazanamadığı gerçeğini de kabullen evet. kabullenmemiz lazım. Ben demin söylemeye çalıştığım şey de hocamdan duymak istedim. Yani her şey ya psikoloji işte etkileniyorlar. Geçmişin izleri değil. Bence günlük motivasyonların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani buraya anlatmak istediğim o. Evet 11 tane Türk oyuncu olsa ya da 8 tane Türk oyuncu olsa sürekli birlikte oynayan olsa gidersiniz bir alışkanlıktan bahsedebilirsiniz orada. Ama zaten burada bence İç saha motivasyonu, seyircinin... Bir de kimin daha çok ihtiyacı var o dönemde kazanmıyor. Yani, Bu da belirli. İç saha oluyor. motivasyonu çok önemli. Yani iç saha motivasyonu, seyircinin o işte sürekli i̇tici güç alması, iti gücü, işte futbolcular başka bir şey. Özellikle iç sahadaki oyunculara yüksek oyuncu. Kesinlikle öyle. Maçın Kadıköy'de olması büyük bir dezavantaj. Eğer arenada olsa bambaşka şey konuşuyor olurduk. Fakat zaten 3 senedir tüm ikinci yarı derbileri Kadıköy'de oynuyoruz. Garip doğrusu. Eğer bu maç arenada olsaydı galibiyetten hiç şüphem yoktu. Siz galibiyete inanıyor musunuz? Ya, tablo bize onu söylüyor zaten Fatih. Aslında hani içerideki e, oranlarla dışarıdaki oranlar belli ediyor. Bütün takımların aslında dışarıda problemleri var. Evet. Fenerbahçe'ye bakalım. Bu sene gene e, bugün puan ortalaması... E, yayınlanmıştı bir yerde. Tam olarak e, bilmiyorum ama gene Ersun Hoca'nın da deplasmanda büyük sıkıntıları var. Evet, evet. Fenerbahçe'nin de iç saha avantajını kullandı. Beşiktaş hakeza öyle. Galatasaray aslında yıllardır içeride e, avantajını çok iyi kullanıyor. Dışarıda sıkıntı yaşıyor. Biraz da ligimizle de kaynaklanıyor bu. Yani dışarıda oynadı hakikaten herkes birbirini Yenecek kapasitede oyunculardan kurulu. Yabancı kuralı sayesinde artık hiçbir deplasman kolay değil gerçekten de. Bütün Anadolu takımları, büyük takımları rahatlıkla yenebiliyor. Buna rağmen hala yabancı sınırın gelmesini konuşanlar var doğrusu. Çok garip. 14 tane yabancı kuralının da bir şekilde takımları biraz daha karitaleştirdiğini de söylememiz lazım. Yani deplasmanda oynanan maçlar çok zor geçiyor. O deplasmanlardan bir tanesi de Fenerbahçe evet. Ee, ama ben Galatasaray'ın e, maça e, farklı azınacağını düşünüyorum. Galatasaray herhangi bir galibiyetinde Fenerbahçe'yi e, direkt bu yarışın dışına atacağını düşünüyorum. E, Galatasaray biraz daha bu anlamda stresi e, daha az olacak. Ama Fenerbahçe'nin de eksikleri var. Galatasaray'ın demine eksikliği çok önemli oldu bu hafta. Tabii ki e, Fenerbahçe'nin de Gustavo, e, Emre, Emre. De, o bölgede eksikliği var. Aynı bölgede aslında ideal e, oyuncularıyla oynayamayacak iki takımda. Galatasaray Lemina sakat büyük ihtimal. Derbide oynaması çok zor görünüyor doğrusu. En kötü ihtimal başımıza geldi. Fenerbahçe'de Gustavo'nun olmayışı büyük avantajdı fakat bizde de Lemina olmayacak büyük ihtimal. Umarım çok kötü bir durumu yoktur. Dün maçtan sonra yürüyerek çıktı videolar var. Sizce derbide oynayabilir mi? Neden bu çıkışı bekliyor muydunuz? Bir ara Galatasaray ilk yarının sonlarında yarışı havlu atacak gibiydi ama İlk yarının son maçı bir Antalya maçıyla beraber bir çıkış yakaladı. Öyle bir noktaya geldi ki çok iddialı bir konumda yine Fatih Hoca ile Galatasaray. Nasıl yorumluyorsunuz? Sizin için bir sürpriz mi? Olması gereken bu muydu? Ne değişti Galatasaray'da sizce? Ya Benim için sürpriz değil. Ee, Galatasaray'da tabii ki bir forvet sorunu vardı mesela. Şimdi Adem'in golünü de gösteriyorlar. Adem'in büyük bir form yakalayışı ve oraya adapte oluşu, Emrah Baba'nın geri dönüşü, e, Lemina'nın müthiş performansı, Onyekur'u nun Galatasaray'a tekrar kavuşması işte Sarakya her şeye rağmen daha Sol performansı değil. daha ama göreceğiz iyi bir oyuncu. Galatasaray bu şekilde bir şekilde o düzeni kurabiliyor. İhtiyacı olan futbolcuları daha sistemli bir şekilde transferlere yöneliyor. Bir de bir havaya kaldı değil mi futbolda bu. Rıdvan Dilmen'in de zamanında dediği gibi Galatasaray havaya girdi mi çakar tutamazsın. Gerçekten de öyle. Şu anda Galatasaray şampiyonluk modunu açmış durumda. Hepimizin bildiği gibi 6'da 6 yaptı. Şu anda 7. maç derbi maçı. Büyük Kadıköy deplasmanı 7'de 7 yaparak bütün tarihi alt üst edip şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu da önemli. Bence. 6 maçtır zaten. Evet. Yani Galatasaray o rüzgarı kaybetmişti. Heyecanı yoktu. Sağ içi problemleri fazlaydı. Şimdi sanki her şey bir tarafa bırakıldı. Galatasaray yeniden bir rüzgarı arkasına aldı gibi. Sevgili Onur yani ilk yarı bittiği zaman Sivas Sporlu arasında puan farkı 10'du. Evet. 10'du. Şu anda Sivas puan sıralaması olarak üstünde yani. Bence Galatasaray'a evet. yeni transferler, devre arası transferleri, Hı. sezon başı transferlerinden ziyade e, yani e, kendi ilk sezon başında başladığı transferleri ayak tutuyor. Adem'e dönüş bunlardan bir tanesi mesela. İşte e, solda Ad Onyekuru aldınız. Hep burada tartışıyorduk Babel mi Onyekuru işte o tarzda bir oyuncuya ihtiyaç var. Eğer e, Falco'yu ya da Adem Hı. oynatmanız için demiştik taktisi olarak ilk bölümde. Şimdi dönüyoruz bakıyoruz solda kim oynuyor? Ömer Bayram oynadı şimdiye kadar. Evet dün maçın ikinci yarısı şeye çekildi, geriye çekildi. Sol bekte oynadı. Ee, oynadı. Orada da başarılı oldu bence. Şimdi buradaki temel sorun şu. Baktığınız zaman Ö Ömer Bayram'ı sol bekte nasıl buluyorsunuz? Sol iç ortada daha iyi gibi. Çoğu asistlerinde sol iç ortada oynarken yaptı. Orta alana daha fazla katkısı bulunuyor ama sol bekte unutulup gittiğini ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ömer Adem işte Lemina bu dik denklemde gidiyor. Yani Galatasaray'ın aslında transferlerinin çok takıma direkt katkı gelecek onlar. Yani ben şimdi onu sayarken Sarakki'nin de mesela iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi onun onun hı. da oy, oyuna katılımı eee Galatasaray'ı bir tık daha öteye götürecek. Şimdi fikstür de tabii ki hani bu başarıdaki hani 6 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. O fikstür de tabii ki Galatasaray'ın lehineydi. Hı hı. Şimdi bundan sonra biraz daha e, yüksek e, sıkıntılı maçlara başlayacak Galatasaray. Şimdi aslında e, takımların gerçek güçleri biraz daha bu maçlardan sonra belli olacak. Yani ama ben Galatasaray Fenerbahçe maçıyla başlıyor hocam zaten. E, Fenerbahçe maçıyla başlıyor. başlıyor ama Galatasaray kopmaz. Yani Galatasaray bu şampiyonluk yarışından kopmaz. Fenerbahçe yenilirse kopabilir böyle bir durum var. Şimdi Galatasaray bir de şöyle bir özelliği var Galatasaray'ın. O şampiyonluk moduna girdikten sonra Galatasaray'ı hakikaten durdurmak çok zor. Şimdi bu takıma o yüzden Fenerbahçe maçı Galatasaray'ın Kazandığı takdirde ben Galatasaray'ın en büyük şampiyonluk favorisi Galatasaray'ı görüyorum. Evet ya, ya, bu, bu, bu... Gerçekten de Galatasaray çok zorlu fikstürü var. Derbiyi kazanırsak kesinlikle şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Bütün takım da o şekilde düşünüyor. Zorlu fikstür şu anda başlamış durumda. Önümüzde Fenerbahçe, Sivas, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük maçlar duruyor hala. Fenerbahçe ve Sivas spor maçlarını deplasmanda oynayacağız. Trabzonspor ve Beşiktaş maçları ise içeride oynanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu fikstürden kaç puan çıkarırız?